Arkadaşlar. Sercan, kimden alalım okeyi? Hazır mısınız yayın için? Kapıyı da kapatabilirsek. Herkese iyi akşamlar. Bu sene takımımıza katılan yeni transferlerimizin basın toplantıları bütün hızıyla sürüyor. Tercümanımız Can Otay eşliğinde Fabrice Nsakala ile bugün birlikte olacağız. İlk açılış sorusunu kendisine yöneltelim. Düşüncelerini, Beşiktaş'a transferini, neler hissettiklerini bir alalım. Ardından soru cevaba geçeceğiz. Hi everybody. My feeling about the transfer is like I'm really happy to be a player of Beşiktaş. I know a lot of players in Turkey want to play in this team, so for me, it's like a big trophy to be a part of this family, and I hope like we're gonna continue to work as we do at the moment. Merhabalar herkese. Beşiktaş'ta oynadığım için çok mutluyum. Burada olmak çok güzel. Türkiye'de birçok futbolcu Beşiktaş'ta oynamak ister. Benim için de bu ailenin bir ferdi, bir parçası olmak çok güzel. Çalışmalarımıza da tüm hızla devam ediyoruz. Evet, sorulara geçelim. Sevgili Tuna, TRT Spor. Bir kere daha hayırlı olsun diyelim. Tabii sezonun çok öncesinde Beşiktaş'ta görüşüldüğü konuşulmuştu. O süreci bir rica edeceğim. Neler yaşandı o süreçte? Kimlerle görüştü? Nasıl bir dönüş yaptı? Beşiktaş'tan teklif aldığında neler hissetti? Teşekkürler. I spoke before... A lot of club tried to speak with my manager, so I didn't have like a direct contact. But I was happy because since I came in Turkey, I work hard to be in the big team in Turkey. And I know it was not so easy, but I did it, and I hope it's going to be better next year, even this year also. Önceki süreçte, transferimden önceki süreçte zaten birçok kulüpte menajerimle temas halindeydi. Türkiye'ye geldiğimden beri de çok çalıştım ve büyük bir takımda oynamak için bu kadar çok çalıştım. Burada olduğum için mutluyum. Bu kolay değildi. Burada olmak da, buraya gelmek kolay değildi. Sercan Alspor. Sercan Dikman Alspor. Beşiktaş'tan ilk kimle görüştü? At the beginning, the first person I spoke is the coach, because we know from before, so it was more easy to talk together about what I think, how I feel, and mostly what I wanted, because my contract was almost finished and I needed to make decision because I have some other opportunity also. So this was my first contact with Beşiktaş. İlk önce hocayla görüştüm, hocayla konuştum çünkü onunla da zaten önceden tanışıyordum. Sözleşmem neredeyse bitmek üzereydi ama duygu ve düşüncelerimi ilk paylaştığım kişi hoca oldu. Evet arkadaşlar, soru. Övünç Bey, NTV Spor. Beşiktaş her sene olduğu gibi bu sene de şampiyonluk için sezona başladı ama iyi bir durum yok. 4 hafta geride kaldı. Henüz oturmayan bir oyun sistemi ve henüz oturmayan bir takım var. Artık 30 yaşında bir oyuncu Nsakala. Takımların oturma sürecini, izledikleri yolu öngörebiliyordur. Tamamen hazırız ve artık rakibe göre değil, kendi oyunumuzu ortaya koyarak oynayacağımız dediği zaman dilimi ne olur takım olarak? It's true, we don't start really good this season. We know we have a lot of new player. We try to find the connection between us. It's not easy, even we are a big team. Individual, we are good, but as a team, we still working about some little details. But we know it's gonna come. We still confidence all the team, like staff and player, and I think it's going to be like perfect soon. We're gonna start from this weekend. Dediğiniz doğru, evet, iyi başlamadık çünkü çok fazla yeni oyuncu var takımımızda. Bir alışma sürecini geçiriyoruz. Büyük takımız, evet. Bireysel olarak baktığınız zaman da çok iyi oyunculardan kurulu bir takım ama küçük detaylar var. Bunları şu an, bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özgüvenimiz yüksek. En kısa zamanda, inşallah da bu hafta sonundan itibaren olmak üzere, en kısa zamanda
en iyi şekilde başlayacağız tekrar. Ogün Bey, Sabah Spor. Ogün Şahinoğlu, Sabah Gazetesi. Tekrar kendisine hayırlı olsun diliyorum. Türkiye'de genellikle gidenlerle gelenler birlikte değerlendirilir. Kendisinden önce Beşiktaş'ta Caner Erkin gibi önemli bir isim yer alıyordu. Kendi performansını şu ana kadar nasıl değerlendiriyor ve Caner'in de yerini doldurabileceğini düşünüyor mu Beşiktaş'ta? Bir diğer soru da şampiyonluk için takımın ve kendisinin düşüncesi acaba nedir? Çünkü lige de iyi başlamadı Beşiktaş, ancak henüz yarışın başındalar. Nasıl bir atmosfer var? To say about comparing player, yes, I heard this a lot in media, with the team, but we are totally different. Me and Jana, he have one style, I have another one, and I cannot, expect the same result when we have a different squad. So this is the first question, and second. Yes, we're still believing like we can pretend to be champion. We have a lot of game. We have more team this year. So, okay, we start bad. But last year, I think it was the same, and they finished third in the league. So, why not? We try to stay positive and keep going, moving. İlk sorunuza cevap vermek gerekirse bu kıyaslama için bunu çok duyuyorum. Medyada da çok karşıma çıkan bir soru oluyor bu aslında ama. Bizler farklıyız. Benim kendime göre bir tarzım var. Onun da kendine göre bir tarzı var. Bu farklı tarzların sonucunda da aynı sonucu beklemek bence doğru olmaz. O yüzden ikimiz de farklıyız. Bu şekilde cevap verebilirim. Diğer soruya cevabım da şampiyonluğa inanıyoruz. Evet. Çok maç var bu sene. Çünkü daha fazla takım sayısı geçtiğimiz yıllara göre. Kötü başlamış olabiliriz. Geçen sene de kötü bir başlangıcın üstüne sezon sonunda takım 3. olmuştu. Şu anda pozitifiz, iyi düşünüyoruz, iyi hissediyoruz. Sezon sonu için olumlu düşünüyoruz. Ali Bey, Sözcü. Ali Aydın, Sözcü Gazetesi. Şimdi Ensakala Türkiye Ligi'ni bilen bir oyuncu. Sadece Beşiktaş genelinde değil, Türkiye'de bütün takımların isteyebileceği bir sol bekti. Ama Beşiktaş'ı tercih etti. Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en büyük sebep, etken neydi? Evet, hocayla konuştu, etti. Bir de ikincisi olarak şunu soracağım, ikinci soru olarak. En son golünü 2014'te atmış. Gol atmayı özledi mi? Çünkü biraz daha ofansif bir takıma geldi. Teşekkür ederim. Since I came in Turkey, the first game even I saw it was Beşiktaş Alanyaspor. I remember I was at the stadium. And I directly like the atmosphere, the fans, and the way they play at this moment. So I had even one friend in Alanya was a fan of Beşiktaş. So he even pushed me to say maybe one day you can play there. I say why not? So that's why I have one target to be in this team. And after what was the second question? I forget. About the goal, yes. Yes, I hope I won't. I tried to score, but my first target is to play for the team. So mostly I try to help my teammate, my winger, because mostly he need more than me to score, because I want to say it's his job. So so I get more focused about the defense. So but yeah, I will try to score with Beşiktaş because we are more offensive. Then that's why I think it's more, the most important thing is to have some connection between us, to have compensation if I'm too high, if he close in my back, because this is also dangerous, because if I go, I leave my position. That's why I'm more focused about the defense mostly. Geldiğimden beri, hatta ilk geldiğim maç Alanya Beşiktaş maçıydı. Yani o geldiğimden beri Beşiktaş'ın büyüklüğünü çok etkilendim bu büyüklükten açıkçası. Yani Beşiktaş kulübünü sevdim. Hatta Alanya'da bir takım arkadaşım da Beşiktaş taraftarıydı. O bile beni birazcık bu kararı vermeye itti diyebilirim ben size. Diğer konuyla ilgili tabii ki gol atmayı özledim. Yani Beşiktaş için gol atmak isterim. Ama önceliğim takıma faydalı olabilmek. Mesela benim önümde oynayan kanat oyuncusuna faydalı olabilmek, destek verebilmek. Sonuçta bir nebze daha onun görevi gol atmak. Çünkü ben çok fazla öne çıkarsam belki pozisyonumu kaybederim.
Bu da takımıma gol yedirme riskini doğurabilir. O yüzden önceliğim tabii ki savunma yapmak ama en kısa zamanda bir gol atmak da isterim Beşiktaş formasıyla. Tuna Bey. Sosyal medyayı çok etkin kullandığını biliyoruz. Bugüne kadar Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri aldığı en ilginç mesaj neydi? Ve kulüp ona hoş geldin videosunda gitarlı bir video hazırlamıştı. Gitar çalıyordu. Takım arkadaşlarıyla tesis içerisinde çalıyor mu gitar? Ya da taraftarlara bununla alakalı neler söylemek ister? Sometimes I'm in the media because mostly like football is famous because we have a lot of fans. So is for me is a situation to say thank you for them. And the message I received is like I received so many messages I couldn't even answer because it was not like this in Alanya. No, it's not so famous like Besiktas. And about the guitar, no, I never play. in the facility because of, about this I'm a little bit shy. I cannot play in front of people mostly. Yeah, but I said if you are champion I will try to play in the stadium, so that's why I work so hard because I want to be champion, so it will be a pleasure for me to play in the stadium. Futbol çok popüler bir oyun. Çok da fazla taraftar var. Tabii taraftarlara buradan teşekkür etmek istiyorum mesajları için. Ben her mesaja cevap veremiyorum. Çok fazla mesaj geliyor çünkü. Alanya'da böyle değildi mesela. Burada daha fazla ilgi görüyorum. Bu bir gerçek. Tekrar teşekkürler bütün taraftarlara bu ilgisi için. Gitar konusu için de tesiste çalmıyorum. Birazcık utanıyorum diyebilirim insan içinde böyle gitar çalmaya. Ama sözüm hala söz. Şampiyon olursak stadyumda gitar çalma sözümü burada tekrarlıyorum. Bu yüzden de çok çalışıyorum. Şampiyon olmayı çok istiyorum. Sercan Bey. Aspor. Kendisi çok eğlenceli bir karakter. Sosyal medyada antrenman fotoğraflarında veya statta çıkarken hep güldüğünü görüyoruz. Burada da çok güleç bir futbolcu kendisi. İçeride yaşamış olduğu Beşiktaş'ta geldikten sonra komik an vardır herhalde bir arkadaşıyla. Spontane oldu ama bizimle paylaşırsa bu komik anı hangi futbolcuyla seviniriz. Funny moment. We have a lot. We have a lot. Mostly is Abubakar. Because he loves Turkish music and mostly I'm the first one, so he didn't see me when I'm inside, and he always dance before to run. So I told him next time if he do again, I will film and post it on Instagram if he continued. So yes, I think it was funny because he just came and he was here before, and so it's another mentality. And I think happiness is a part of success. If you don't like what you do, it's hard to work. So. That's why I try to stay positive, even with the team. Even when we have bad results, I try to tell to the player, okay, we lose, but we have to stay focused because we can win also. So that's why I stay always positive. Aslında böyle anılarımız çok var. Abubakar ile bilhassa Türk müziklerini çok seviyor kendisi. Mesela çok da böyle dans eder. Onunla böyle çok anılarımız oluyor. Daha önceden de buradaydı zaten. O burayı da birazcık biliyor. Onunla bu tarz anılarımız oluyor. Bu mutluluk ve pozitiflik konusuna da şöyle cevap verebilirim. Yani başarının bir parçası da mutluluktan, pozitif olmaktan geçer. Yani kötü sonuçlar alıyoruz, evet. Kötü sonuçlar aldığımız zamanlarda bile takım arkadaşlarının hep pozitif olalım. Daha mutlu olalım. Bir sonraki maçı kazanırız diye telkinlerde bulunuyorum. Kendimce böyle tavsiyelerde bulunuyorum. Mutluluk, mutlu olmak, pozitif olmak da başarıya getirecek etkenlerden bir tanesi. Var mı başka soru arkadaşlar? Övünç Bey. NTVspor. 19 yaşında Ersin Beşiktaş'ın bu sene birinci kalecisi şu anda. Kaleci ve savunma özellikle tabii ki saha içerisindeki pas trafiğinde birbirleri anlamında ilk duraklar ama güven konusunda da önemli bir etken. Oyun içindeki konsantrasyon içinde. Ersin gelişimi açık bir kaleci. Hem Ersin'in tecrübesi değil, bugüne kadar gösterdiği performans hem de sezon genelinde savunmayla olan uyumu, geri dönüp baktıklarındaki o ruh hali nasıl oluyor? It's true, Ersin is really young in, and is really good. The way he trained, we can clearly say it, like he have talent. Nobody can deny it.
And we are here to learn him some extra tips because he's young, you have to learn. He will do some mistake, we know. Everybody do it. But for the future, I'm like really positive for him. He have a good future. So, and about the defense, we are good. We have a good connection. When we start the league, mostly we start to feel better each other because at the beginning we didn't know good enough to even make one line to make an offside, but now it's better. And I hope he's going to be more better, mostly for tactic, because mostly we need it. But yes, we stay positive for the next game. Ersin çok iyi bir kaleci gerçekten. Antrenmanlarda da, idmanlarda da bu kaliteyi görebiliyorsunuz. Bunu kimse inkar edemez. Öğreniyor, öğrenmeye açık. Hataları olacaktır mutlaka ama herkes hata yapıyor. Hiç kimse mükemmel değil. İlerisi için kendisiyle alakalı duyguların, düşüncelerin son derece olumlu. Savunmayla alakalı olarak da lige başladıktan sonra, lig maçları başladıktan sonra birbirimize maç zaman ilerledikçe daha fazla adapte oluyoruz diyebilirim. Yani en başta birbirimize adapte olmamız, birbirimizi tanımamız birazcık zaman aldı. Yani bir offside için bile çizgi halinde kalmak için bunları sürekli tekrar ederek oynadıkça gelişen özellikler bunlar savunma hattında. Maç her maç oynadıkça her maçtan sonra daha da iyiye gidiyoruz. Ben tekrar söylüyorum, gelecek adına çok umutluyum. Ali Aydın, sözcü. Şimdi tabii Antalya'da Akdeniz derbisi yaşadı. Şimdi İstanbul'da, Beşiktaş'ta bir derbi heyecanı yaşayacak. Ama tabii dünyanın da malumu üzerine çok kötü bir dönemdeyiz. Pandemi dönemindeyiz. O ateşli Beşiktaş-Fenerbahçe veyahut da Beşiktaş-Galatasaray derbileri yaşanmayacak belki ama derbiler hakkında neler düşünüyor? Çünkü bütün sezon boyunca taraftar bu maçları dört gözle bekler. I know how important is it because even other clubs we wait this game, we go in front of the TV to see like who gonna win between Fenerbahce, Gala and Besiktas. So I know how it's big and mostly with the fans because like even all the week you look in TV, you see about the story, about clubs and the fans speaking about this even in media. They text a lot, so yeah, I think is a good pressure because like you get excited and you want to play more this kind of game. So for me, can't wait to play this game because I like it. So we will see. Derbilerin önemini biliyorum. Yani ben de başka takımlarda oynadığım zamanlarda bu tarz maçları oturup televizyondan izlemek isterdim. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin maçını hani kim kazanacak diye. Taraftar açısından da çok anlaşılabilir bir durum. Tüm hafta boyunca taraftarlar bu yayınları takip ediyorlar. Sosyal medyadan olsun, televizyondan olsun, işte kulüp geçmişiyle, tarihiyle alakalı işte yayınları takip ederek bu heyecana kapılıyorlar. Bu bence güzel bir baskı. Bir futbolcu olarak ben bunu iyi bir baskı olarak yorumluyorum. Bu çünkü daha fazla oynama hissiyatı veriyor futbolcuya. Ben de sabırsızlıkla bu maçların gelmesini bekliyorum. Son soru Sercan Bey. Beşiktaş'a imza attıktan sonra sanırım Antalya'daydı. Bir röportaj vermişti ve Erol Hoca'nın, Erol Bulut'un kendisini Fenerbahçe'ye çağırdığını söylemişti. O süreci anlatabilir mi? Neler yaşandı Erol Bulut'la Fenerbahçe'ye? Transfer süreci oldu mu? Veya biraz daha açabilir mi bunu? With Erol we have a good relationship. So he didn't ask ask me to come in Fenerbahçe. He let me choose. Because for him the most important thing is what the player wants. Because if he wants me and I don't want, he's not a good match. So he let me choose. Even when we was in Alanya, he asked me about this many times where I want to go. But I think even today sometime we spoke, but not in the same way. Because now it's like we are enemies. Of course I cannot. Speak like how I can say, because now if Fenerbahce Beşiktaş is too big team and we know how big is the pressure, mostly the fan put on us. So we don't have like really like a discussion about the transfer to go in Fenerbahce. Erol Hoca ile iyi ilişkimiz var.
ama o bana hiçbir zaman Fenerbahçe'ye gel ya da gelir misin gibi bir soru yöneltmedi ya da öyle bir telkinde bulunmadı. Tercihi hep bana bıraktı çünkü onun için önemlidir bu futbolcunun tercihi. Hani o ister, futbolcu istemezse, hani o bu durumun yaşanmasını istemez. Alanya'dayken de birkaç kere bu şekilde diyalogumuz geçmişti ama o tercihi bana bıraktı. Ben de burayı tercih ettim. Hala da konuşuyoruz kendisiyle. İletişimimiz kopmuş değil ama tabii ki aynı şekilde değil. Çünkü artık rakibiz. O Fenerbahçe'de, ben Beşiktaşlıyım. Konuşuyoruz ama aynı şekilde değil tabii. Aynı şeyleri konuşmuyoruz artık. Son demiştik ama bir tane daha soracaksınız Ali Bey galiba. Buyurun. Sevgili Övünç Özden Ersin'i sordu. Ben de aynı mevkide oynayan genç kardeşimiz Rıdvan'ı sormak istiyorum. Nasıl görüyor geleceğe dair? Rıdvan is a good player. I already said that before I came. He's still learning. I think he can improve himself. If he have a good future like Ersin, there are lots. They have a lot of good young players. I saw in Beşiktaş even Utku. He play good also. Emre. They make like really good training for this age. So I think like. I will let them like 2-3 years to be like, I want to say like big player of Beşiktaş because I think they can do it. They can do it if they really work for it. So even I support them a lot. I speak with Rıdvan sometime in the training. So yes, I'm happy to work with this kind of young player. This gives motivation also. İyi bir oyuncu Rıdvan. Zaten buraya gelmeden önce de kendisini biliyordum, tanıyordum. Maçlarda çünkü görev aldı. Kendini geliştiriyor. Ersin gibi o da geleceği parlak bir oyuncu. Zaten kulübümüzde çok iyi genç oyuncular var. Utku, gene Emre de aynı şekilde. Yani bu yaş için, bu yaş itibariyle çok iyi, çok genç oyuncuları var Beşiktaş'ın, Beşiktaş kulübünün. 2-3 yıl sonra da bu oyuncuların, ben Beşiktaş'ın büyük oyuncuları olacağını düşünüyorum. Öyle de bir iddia ediyorum ama çok çalışırlarsa, çok çalışmaya devam ederlerse, Rıdvan'la bazen konuşuyoruz saha içerisinde. Ben ona birazcık abilik yapmaya çalışıyorum. Gençlerle ilgili görüşlerim tamamen olumlu. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. 17'deki antrenmanın ilk 15 dakikası açık olacak. Bir kez daha hatırlatalım. Sağ olun. Thank you.